Yani hedeflerinden çok aslında neden buna ihtiyaç duyduğumuzu aktarmak gerekiyor belki de. Bundan birkaç ay önce Barışa Ses Ol deklarasyonu yayınlandı. Bu çerçevede 600 küsur sanatçının imzası alındı. Çok uzun zamandır böylesi bir ses çıkmamıştı ve bu biraz bizde de bir büyük bir enerjiye neden oldu. Açıkçası o enerji umuda dönüştü ve tekrar bir arada olmanın önemini fark ettik. Bir arada olurken ve bu örgütlenme ağı içerisinde hem ses çıkarmanın kolaylığı hem ses çıkarmanın özgüveni de artmış oldu. Haliyle biraz bu şekilde de yola çıktık yani. İnisiyatifi bu enerjiyle beraber kurma kararı aldık. Bu çerçevede yüz yüze görüşmeler aldık buradaki sanatçılarla. Bir önce dinledik çünkü çok uzun zamandır kimse kimseyi dinlememişti. Mevcut iktidar neredeyse herkesi susturmuş, biri kapana sıkıştırmış ve geri planda tutmuştu. Bir bunu aşmak için bir dertleşmenin ihtiyacını fark ettik ve herkesle ayrı ayrı görüşerek kim neler yaşadı bu son 10 yılda, bu yaşadığı şeyler neye dönüştü ve sanatını ne kadar etkiledi, bunu ne kadar konuşabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra, çünkü biz de bunu başlatırken ne yapacağız, neye dönüştüreceğiz, bu inisiyatifin adı ne olmalıyı hiç düşünmedik. Önce bir arada olmanın gücünü tekrar ortaya koymak için çalışmayı yürüttük. Bir 37 kişiyle beraber bir ilk toplantımızı yaptık İstanbul'da ve hep beraber bu inisiyatifin adını koyduk. Yani bu son 10 yılda tüm sanat alanının, yani sanat özgür bir ortamda en iyi şekilde yapılan bir şey, yani bir manifestodur, bir eylem biçimidir, topluma ulaşmanın bir yoludur. Tüm hep beraber isim olarak da sanat için özgürlük dedik yani. Hani ne kadar konuşmakta özgürüz? Toplumun öncüleri olarak, işte sanatçılar olarak bunu ne kadar tartışabiliyoruz? Bunu göreceğiz hep beraber ve bu yüzden de çağrımız odur ki bu alanda emek veren, bu alanda mağdur edilen herkesle bunu konuşmak, herkesle bunu tartışmak. Çünkü sadece bu sorunu tespit etmek yeterli olmuyor. Bu soruna bir çözüm de getirmek gerekiyor. Önce tüm bu korku mekanizmasını yok etmek gerekiyor. Sözünü söyleyebilecek o alanı yaratmak gerekiyor ve o dayanışma ağını yaratmak gerekiyor. Bu ülkede artık şeyi çok iyi biliyoruz. Örgütlü alan olmadan, örgütlenmeden nefes alamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Yani bir kişinin sesiyle 10 kişinin sesi aynı değil yani. Bunu artık net bilmek gerekiyor. Çünkü örgütlü olmayan her alan çürümeye mahkum ediliyor. Çürüyor da yani. Bu süreçte şeyleri çok gördük. Bir sürü inisiyatif kuruldu, bir sürü farklı platformlar kuruldu ama eylem biçimine geçmediği için kendi kendini çürüttü. Bu inisiyatifin temel amacı sadece bir imza değil, sözünü söyleyebilecek alan yaratmak. Buna eyleme, yani bu tepki biçimini eyleme dönüştürmek. Mesela Altın Portakal, biz ilk elden Altın Portakal geçen yıl bir filmi sansürlemişti. Bugün bu sansürü dile getiriyoruz. Orada bir sansür vardı ve bir öz eleştiri mekanizması gelişmedi. Bunu haykırmak, yani bunu sesle haykırmak gerekiyor. Çekinmeden, ne olacağını çok düşünmeden, çünkü örgütlü alan ne olacağını bilir ve bunun için ne yapması gerektiğini de bilir. Biraz da inisiyatifin temel hedefleri bu. Yani ses çıkarmak gerçekten ama şey bir ses değil yani, böyle çiğ bir sesten bahsetmiyorum. Daha tok bir ses. Çünkü haklıyız. Hepimiz bu sürecin çok büyük mağdurları olduk. Ve sesimiz de çok haklı, duruşumuz da çok haklı. Bu yüzden sözümüz de çok haklı yani. Sahalarda, toplumun içinde, bu üretim alanlarının içinde ortaklaşmak yani. Ortak bir hedefte bütün olmak yani. Bu etkinliğin en temel hedefi mevcut iktidarın politikaları yani. Mesela Kürdistan'ı ele aldığımızda ve Türkiye cephesini ele aldığımızda iki farklı sansür ve otosansür biçimi var. Bir, bunun ayrımını görmek yani. Çünkü bizde bir kültürel soykırım mevcut. Biz nasıl bakıyoruz? Kürt sanatçılar buna nasıl bakıyor? Bir, bunu ele almak. Bir de Türkiye'deki sansür ve otosansür biçimlerini tartışmak yani. Temel hedef biraz bu. Ama bu sadece işte sinema alanı değil. Müzik alanı, tiyatro alanı, edebiyat alanı. Çünkü en fazla sansürlenen alanlar bunlar.
Bu yıl çokça haberlerde mesela gördük, birçok müzisyen intihar etti. En az bir yıl içinde birkaç müzisyen konseri iptal edildiği için, işsiz kaldığı için, üretim alanı olmadığı için intihar etti. Yani kendi canından oldu. İşte bunu konuşmak, bunun net tespitini ortaya koymak ve her alanda, her sanat alanı, farklı disiplinlerde bu örgütleme biçimini sansür ve otosansürün karşısında nasıl bir mücadele biçimi olacağına dair net bir tavır sergilemek yani. Bir hani biz bir ifşa kültüründen bahsetmiyoruz. Biz direkt hedefi kim bunu yani bu iktidar kim bunu getiriyor, neye dönüştür çok iyi biliyoruz. Yani bugün bir sinemacıyla konuştuğumuzda Kültür Bakanı'nı tartışır. Müzisyenle konuştuğumuzda bambaşka bir şey söyler. Bunu netleştirmek yani bizler kimler tarafından sansürleniyoruz ve neye dönüşüyoruz yani. Tüm alt başlıklarımız biraz böyle. Mesela cezaevleri, kitap yazıp yazan kişiye sansürlenen bir mekanizma var. Kendi yazdığı kitap kendisine verilmiyor yani. Bunu tartışmak, bunu çok absürt ama artık hakikaten absürt bir hale de geldi yani. Bizim temel hedefimiz yani bu buluşma dememizin temel hedefi de bu. Biz buluşuyoruz yani bir çalıştay, bir konferans değil yani. Biz tüm sanat disiplinleri buluşup önce sorunu tespit ediyoruz, etmemiz gerekiyor ve sonra mücadele biçimini netleştirmemiz gerekiyor yani. Açıkçası hani biraz böyle bakıyoruz. Hani alt başlıklar belirlendi, deneyimler ne oldu, bizler neler yaşadık, kırgınlıklarımız ne, birbirimize çok da kırıldık bu süreçte yani, yalnız hissettik. Bir yalnız olmadığımızı da bu buluşmayla belki bir kez daha görmek yani. Bu çok insani temel şeyler. Bunları bile görmek, bunları fark etmek, bunları dile getirmek gerçekten bu süreçte çok önemli yani. Ve bunun oluşturacağı enerjiyle hareket etmek.